Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerinmiş ve onların savunması gereken bir meseleymiş. Hani kendi iç meseleleriymiş ve bizim karışmamamız gereken bir hadiseymiş olarak lanse ediliyor. Fakat ben ısrarla söylüyorum ki Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değildir. Neden sadece Filistinlilerin değildir? Mescid-i Aksa davasının bir iman davası olduğunu çünkü Mescid-i Aksa'nın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olduğundan bahsettik. Şimdi bir hanımefendiyi ya da bir beyefendiyi sahneye çıkarsak ve şöyle bir soru sorsam kendisine. Bana Kur'an-ı Kerim'den öyle bir ayet getirin ki bu ayet sizi muhatap almıyor olsun. Öyle bir ayet getirin ki bu ayet beni ilgilendirmez diyebilir miyiz? Bana böyle bir ayet ortaya koyabilir misiniz? Hayır. Hatta haşa bunu yaptığımız zaman küfür dengesiyle karşı karşıya kalırız, dinden çıkabiliriz. Yani Mescid-i Aksa'da hiçbir ayet-i kerime yoktur ki muhatabı buradaki hiç kimse olmasın. Yani ben Müslümanım diyen ve kendini Müslüman olarak tarif eden her bir birey Kur'an-ı Kerim'deki her bir ayetin muhatabıdır. Öyleyse Mescid-i Aksa İsra Suresi 1. ayet-i kerimede ismi açıkça geçen bir ayetse hiçbir Müslüman Mescid-i Aksa davasını savunmaktan geri kalamaz.